şimdi peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendim buyuruyor ve men bir bi kavmin fehu minhum bir kavme benzeyen onlardandır evet bu peygamberimizin sözdür efendim ben bu hadisi özellikle seçmedim elimdeki kitabı baştan sona okuyup gidiyorum ama bu hadisten geldi men teşebbaha bi kavmin fehu minhum bir kavme benzeyen evet onlardandır yani Kafirler hangi hükme tabi olurlarsa, o kavme benzeyenler de o hükme tabidirler. Evet. Hukmuhum. Onların hükmüne tabidirler. Evet. Şimdi bu günahlar, çeşitli yolsuzluklar, çeşitli milletlerin nereden kalma şeylerdir. Mesela, mesela, Lutilik Avrupa'da Amerika'da kanun var. Yani erkek erkeğe cinsel ilişki, e, homoseksüellik, kadın kadına cinsel ilişki, lezbiyenlik bu kanunlarında var. E, şimdi e, kanunlarında olduğu için de yaygın, yaygın bu. Bir e, bir Müslüman Türkiye'den gitmiş, orada kalanlar tabii çevresine uyuyor derken, işte bu benim sohbetlerimi dinleye dinleye, bana te telefon edin, şeylerini söylüyorum size arz ediyorum. Bir kadın kardeşimiz ben seni dinleyerekten namaza başladım. Örtündüm hocam. Yoksa işte yakın zamana kadar dinimi yaşamıyordum. Çok şeyler öğrendim. Ama benim oğlum burada doğdu, burada yetişti, burada okudu. Şimdi kendi iş sahibi oldu. ayrı duruyor. Ee, oğlum homoseksüel, erkekler yatıp kalkıyor, ben bu işleri öğrendikten sonra gittim, oğlum biz Türk'üz, Müslüman'ız, bizde böyle bir şey yok dedim, beni polis çağırdı, evden attırdı, ya, hüngür hüngür ağladı kadın, evet bunu gördüm, evet şimdi de e, okudum efendim, bugün gazetede okudum, e, Bir orada görev yapan bir hocamız, homoseksüellik yasaktır haramdır insanlığa uymaz demiş. Bundan dolayı tahkikat açmışlar. Bulunduğu yeri söylemiyorum. Gazetede şey bu. Evet şimdi sen niye böyle söylüyorsun diye. Onların kanunlarında bu var. Orada durunca işte bunlar maalesef bulaşıyor. Bu benliğimizi yitirmeyeceğiz işte. orada da olsak Müslümansak evet iş için para kazanmak için ticaret için tahsil için e, daril Harp denilen küfür diyarına gidilebilir. Ama asla bir Müslüman onlara benzeyemez. Evet yemesinde içmesinde, giyiminde, kuşamında konuşmasında, davranışlarında adetlerinde, örflerinde e, sözlerinde Müslüman olmayana benzeyemez. Benzerse onlardandır. Şimdi buradan e, hareketle şunu da arz etmek istiyorum. Efendim şimdi yılbaşı oluyor biliyorsunuz. Ben Avrupa'da çok kaldım, Amerika'da da kaldım. Onların yılbaşı dediğimiz şey dini bayramlarıdır. Noel bayramıdır, dini bayramlarıdır. Bizim Ramazan Kurban Bayramı gibi bayramlarıdır. Devletimiz de uluslararası ilişkiler bakımından tatil yapmış orayı. Çünkü ülkemizde onlar gayrimüslimler de var. <laughs> Ayrıca uluslararası ilişkilerde o günler tatil. Şimdi o günü onlar e, sabah kadar kilise dua ediyorlar. ...sabaha kadar kiliseler açık kalıyor. E, ayinler yapıyorlar. Bir kısmında eğleniyor. Bayram diye evlerini süslüyor. Çamlarla vesaire şekillerde süslüyorlar. Şimdi bu adet bu adet maalesef bizim güzel insanımıza da bulaştı. Yıl başında e, evini onlar gibi çamlarla süslüyor. E, bayram varmış gibi kağıtlarla donatıyor. Bu yanlış efendim. Ben e, Müslümanlara hitap ediyorum. Ben bana, bana düşen sadece söylemek, ilavesiz, eksiksiz söylemek. tabi yapıp yapmamak size ait. Yani bu bu söylediklerim esasları tanıştınız, merhaba dediğiniz, bizi duymayan, bizi dinlemeyenlere de söyleyeceksiniz. Men teşebbehe bi kavmin fehu minhum bir kavme benzeyen adetinde, örfünde, giyiminde, kuşamında, davranışlarında, o adetlerinde onları onlara benzeyen kimse onlardandır. Onların hükmüyle muameleye tabi tutulur diyor. Onun için ben e, şimdi yılbaşı tatil kanununda, ben de hukukçuyum efendim, e, tatil ifade eden, yılbaşı günü tatildir diyen kanunda yılbaşı gece kumar oynayın, içki için şenlik yapın, evlerini süsleyin diye bir madde var mı? Hayır yok. Kesinlikle yok. Onun için tamam devlet öyle yapmış, tatil, tatilde e, e, böyle bayram, onlar gibi bayram yaparsak hadis okuyorum efendim. Benim fetvam değil. Bir kavme onların dini bayramları o ee, sadece tatil değil Noel bayramları bir kavme benzeyen onlardandır. Peygamber onların hükmüyle muamele tabi tutulur. Onun için diyorum ki, içki içen adam, içki içeceksen o gün içme. Kumar oynayan adam, o gün oynama. Başka zaman da kumar haram, içki haram ama o gün biz içersen bir de onların kalabalığını artırdığı için, onların bayramında onlara katıldığı için öyle diyor bak. Evet. Men kesere öyle diyor peygamber bir kavmin kalabalığını artıran onlarla haşrolunur diyor. Onlarla haşr diyor. Evet hiçbir mümin e, o hareketi Ben kafir olacağım diye o yapmaz. Kesinlikle böyle bir şey düşünmez ama bilgisizlik sebebiyle o gün Hristiyanların dini bayramlarını bayram yapıyor, e, şenlik yapıyor, evleri süslüyor. Ben de bunu duyuruyorum efendim. O gün lütfen e, onların dini bayramı olduğu için e, süslenmeyin. Efendim evinize şenlik yapmayın, evinizi süslemeyin. Onlara benzeyen onlardandır. Öbür tarafta onların hükmüyle hükme tabi tutulacaktır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.